birkaç günden beri Filistin'de, Gazze'de yaşanan üzücü olayları hepimiz izliyoruz, şahit oluyoruz. Tabii burada 80 seneden beri bölgede bir çıman başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin 80 seneden beri yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu. Bayram sabahı dahi, bayram günlerinde, mübarek gün ve gecelerde dahi Müslümanların başına bomba yağdıran, çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden yıllardan beri, 80 seneden beri binlerce Müslümanı göz göre göre katleden, hatta hapishanelerde haksız yere tutup onlara işkence yapan, bir yandan da adım 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 kanserli bir tümör gibi o bölgede yayılıp Filistin topraklarının %90'ından fazlasını işgal eden, halen bu işgaline göz göre göre devam eden, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri oradan sürüp atıp evlerini başına yıkıp oraya kendi vatandaşlarını, yerleşimcileri zorla yerleştiren, dağdan gelip bağdakini kovan bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin bütün bu yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar. Tabii bunun arkasında orantısız güç kullanımı devam ediyor. Savaş yapıyoruz diyor. Nerede savaş yapıyorsun? Karşında masum siviller, düzenli bir ordu yok, teçhizatı yok, imkanları yok. Sen oturduğun yerden sivillerin, halkın, şehrin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bir de çok böyle büyük bir, güçlü, kahraman bir orduymuş havasıyla savaş ilan ettim, savaş yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle bir savaş falan yaptığın yok. 80 seneden beri yaptığın gibi masum sivillerin üzerine bomba yağdırıyorsun. Tabii bunların durdurulabilmesi sadece kınamayla, sadece konuşmayla, lanetlemeyle maalesef olmuyor. Bir defa İslam aleminin, Müslüman ülkelerin mutlaka birlikte hareket etmeleri. Bu noktada Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamızın D60 projesi, Milli Görüşün projesi. 2,5 milyarlık muazzam bir iş gücü potansiyeli, genç dinamik bir nüfus, muazzam bir pazar potansiyeli. Yani bugün de 2,5 milyarlık bir İslam alemi, muazzam bir pazar potansiyeli, muazzam bir iş gücü potansiyeli, genç ve dinamik bir nüfus. Bununla beraber dünyadaki petrolün %60'ı, dünyadaki doğal gazın %55'i, dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlası, dünyadaki uranyum madeninin %40'ı, toryumun, borun, lityumun, altın, gümüş, pırlanta gibi değerli madenlerin, kromun çok çok ciddi bir oranda bu 57 Müslüman ülkeden çıkıyor. Bütün bu nimetleri, bütün bu zenginlikleri zulme karşı, sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanması. Sadece 2,5 milyarlık İslam alemini ben Amerikan doları kullanmıyorum, Amerikan dolarını hayatımdan çıkarıyorum demesi bile, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle bir atom bombası etkisi yapacak güçleri. Bu madenler, bu petrol, bu doğalgaz, bunlar olmadan bu dış güçlerin yaşaması, ayakta kalması mümkün değil. Bunları da Cenab-ı Allah Müslüman ülkelere verdi. Bu 57 Müslüman ülkenin D60 çatısı altında bir araya toplanıp da ortak hareket etmesi, ortak yaptırımda bulunması, ortak karar alması bu zulümlerden kurtulmamızı sağlayacak bir yoldur. Tabii dünyanın jandarmalığına soyuluyor. Hem diğer ülkelere gözdağı vermek, hem işte dünyanın jandarması belli, buralarda hakimiyetin var demek. Rusya'ya da bir anlamda meydan okumak, gözdağı vermek. Çok amaçları var ama asıl amaçları tabii her zaman kurulduğundan beri peşinde oldukları İsrail'e, terör devleti İsrail'e destek olmak, arkasında durmak. Benzer şekilde Avrupa Birliği de tabii aynı. Yine rahmetli Erbakan hocamızın Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır sözünü hatırlıyoruz. Nasıl yek vücut bir şekilde İsrail zulmüne karşı, İsrail zulmünün yanında yer aldıklarını görüyoruz. Tabii bütün bunlara görmek, söylemek, yanlış olduğunu ifade etmek güzel. Kınamak, lanetlemek elbette ki gerekiyor, insani bir tepki. Ama tabii bunların durdurulabilmesi, önlenebilmesi için güçlü olmanız lazım. Çünkü bunlar güçten anlıyorlar.
güç de biraz evvel söylediğim gibi hem siyasi hem ekonomik hem askeri hem teknolojik gücünüz olması lazım. Yeniden Büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesi lazım. Hem de aynı zamanda tabii İslam Birliği'nin olması Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bu gibi olaylarda birlikte hareket edip somut yaptırımlar ortaya koymaları lazım. Çünkü dediğim gibi karşı taraf güçten anlıyor. İnşallah bu adımların atılması ve bu somut yaptırımların gerçekleşmesini de en kısa zamanda görmek nasip olur. Bugün 7500 lira bir maaş, açlık sınırının 13 bin lira olduğu, yoksulluk sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede 7500 lirayı emeklilere veba görmek gerçekten de kabul edilebilecek bir durum değil. Ev kiraları 10 bin liranın üzerine çıkmış, özellikle büyük şehirlerde. 7500 lira insani bir rakam değil. En son daha İl Başkanları toplantımızda cumartesi günü bir kez daha iktidara çağrıda bulunduk. Bu Bağkur emeklilerinin, işçi emeklilerinin mutlaka maaşlarının insani bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu çağrılarımız karşılık bulur. Biz tabii meclis çoğunluğumuz yok. İktidar değiliz, hükümet değiliz. Ancak 5 milletvekilimizle meclis içinde ve meclis dışında bu çağrıları bulunuyoruz, gündeme getiriyoruz. İnşallah bu çağrılarımız iktidar tarafından karşılık bulur ve böylece bir çözüme inşallah biz de vesile olmuş oluruz.